pancarlı ekmeğimsiden başlayalım. Benim en sevdiğim tariflerimden bir tanesi. Her zaman olduğu gibi kuruları ve ıslak malzemeleri ayrı ayrı ayırıp sonra birbirleriyle buluşturacağım. Pek çok kişiye dedim ki bunun içindeki ne var? Kırmızı olan rengi tahmin edebilir misiniz? Bazıları kızılcık dedi, bazıları ahududu dedi, işte bazıları böğürtlen dedi ama kimsenin aklına pancar gelmedi. Ben de sağlıklı mutfak çekimlerime burada başladığımdan beri en çok kullandığım sebzelerden bir tanesine pancar. Pancarı çok kullanıyorum. Pancarlı brown yaptık, pancarlı ekmeğimsi yine şimdi pancarlı kekimle beraber pancarı mümkün olan bütün tariflerime eklemeye çalışıyorum. İnanılmaz bir antioksidan. En iyisi kabuklarıyla beraber aslında tüketmek. Veya haşladıktan veya buharda pişirdikten sonra öyle kabuklarını soymak ki bütün vitamin ve mineraller içinde kalsın diye. Şimdi kuru malzemelerimden kara buğday unumu koydum. Biliyorsunuz olmazsa olmaz. Badem unumu ekledim. Kabarması ve elastik bir böyle yapısı olması için karnıyarık otu tozu ekledim. Kabarması için doğal kabartma tozum biliyorsunuz. Karbonat ve limon kullanıyorum. Birkaç damla şöyle limon sıktım. İçine de çekirdeğini alalım tabii, çekirdeğimiz kekin içine girmesin. Sirkemi de ekliyorum. Ve bunu bu tarafa koyuyorum çünkü kurular ve ıslak malzemeleri karıştırmıyorum. Burada yumurtalarım var. Yumurtalarımı önce güzelce bir çırpacağım. Şöyle bunun içine yumurtalarımı kırıyorum. Ben bunu sabahları çok yapıyorum. Davet sofralarımda misafir olduğu zaman muhakkak yapıyorum. Yani her zaman elimizin altında bulunan bir ekmeğimsi pancarlı. Hatta buradan ilham kaynağımda bunu yapmakta sevgili Okan ve Nurçin abla, onlara da buradan bir selamını göndereyim. İlham alarak çünkü onlardan yaptım. Güzelce karıştırıyorum yumurtalarımı. Bunların arasına peynir koyabilirsiniz, pastırma koyabilirsiniz, tost makinesine tost yapabilirsiniz. Fırında bildiğimiz o üzerine peynir eritip veya istediğiniz sebzeleri koyup yapabilirsiniz. Tamamen sizin yaratıcılığınıza kalmış. Amaç ne? Kan şekerini yükseltmemek. Amaç kan şekerimizi yükselten o beyaz unlardan mümkün olduğu kadar uzak kalabilmek. Birazcık çeşnimden koyacağım. Şu sebze çeşnisi tad vermesi için. Siz istediğiniz miktarda koyabilirsiniz. Ve pancarımı ekliyorum. Pancar turşusu olabilir. Ben her türlü yapıyorum. Pancarı çiğden rendeleyerek koyabiliyorum. Veya pancarı rondodan geçirip koyabiliyorum. Önemli olan pancarın olması. Kabızlığa çok iyi geliyor. Antioksidan. Bütün kanımızı temizliyor. Ve hücrelerimize aynı zamanda oksijen taşıyor. Çok önemli. O yüzden mümkün olduğu kadar sebzeleri hep işte her yere, hayatımızın her alanına aslında eklemek için bahaneler yaratıyorum. Benim tarifler öyle. Yeter ki içinde hem sebze olsun hem de bizim böyle damak tadımıza hoş gelecek biraz da sağlıklı hamur işleriyle bağlamak. İçine birazcık zeytin ekliyorum. Zeytinlerin ayıklanmış olması önemli. Bunları rondodan geçireceğim. Yağımı ekliyorum. Zeytinyağı kullandım ama her tarifte sade yağ olmasın dedim çeşitlendirmek için. Arada sade yağ, arada zeytinyağı, arada tereyağı, artık tamamen size kalmış. Bunu böyle güzelce karıştırıyorum. Daha bir pürüzsüz kıvam elde etmek için zaten rondomdan da geçireceğim. Yavaşça unlarımı içine ekliyorum. Şöyle karıştıra karıştıra. Biliyorsunuz en son hamlede muhakkak elimle yoğuruyorum. Bütün içimdeki bunu yapma sevgisi geçsin diye. Ben önceden bu kadar mutfağa giren bir insan kesinlikle değildim. Ne zamanki eğitimlerimi aldım beslenme ile ilgili, ne zamanki şekersizsiniz gruplarım aktive olmaya başladı. 3,5 senedir en sevdiğim yer evimde, gerçekten şifa merkezi dediğim yer mutfağım. Çünkü ben artık mutfağa bir zaman kaybı olarak bakmıyorum. Mutfağa kendimi besleyecek, kendime öz bakım verebileceğim ana alan. İlk madde, yani kendimize bakımın ilk olmazsa olmaz maddesi olarak bakıyorum. Bunları böyle güzelce karıştırıyorum. Daha pürüzsüz bir kıvam istediğim için rondoma koyacağım. Şimdi harç malzememi böyle içine koyuyorum daha pürüzsüz bir kıvam elde etmek için. Bu arada ne yapıyorum? Fırınımı ayarlıyorum.
ve fırınımı ısıtılmış fırına koyacağım. Tepsimi ayarladım, yağlı kağıdımı ayarladım. Şöyle. Böylece zeytinler de birazcık içinde kesilmiş olacak. Rondom küçük, malzemem çok olduğu için iki partide geçireceğim. Daha pürüzsüz bir kıvam elde ettim. Daha pürüzsüz kıvamlı olanları şimdi bu kaseme ekleyeceğim. Gördüğünüz gibi böyle nefis de bir rengi oluyor. Buna şimdi ben kara buğdayla badem unu kullandım. Ama mercimek unu da bulabilirseniz mercimek unuyla da şahane oluyor. Aklınızda olsun. Geri kalan malzememi ekliyorum. Yani rondodan çekmeseniz böyle oluyor. Ben böyle daha sıvı bir kıvam istediğim için, daha pürüzsüz bir kıvam istediğim için muhakkak geçiriyorum. Geri kalan malzememi ekliyorum. Eller hep işin içinde. Hep gördüğünüz gibi tarifler elinizin altında olan malzemelerle aslında dakikalar içinde olabilecek alternatifler. Bunu da biraz geçirelim. Bakalım bu da oldu. Yaparken böyle daha pişmeden kokusu geliyor. Her şeyi insanın karnı açken gerçekten istiyor. Ben zaten en güzel tariflerimi hep karnım açken yapıyorum. Karnım tokken bir şey yemek istemediğim için. Bir de asıl karnım açken ben uykuya yatmadan önce tarifler çıkıyor. Sabah olsa da şunu pişirsem, şunu yapsam, zeytinyağıma bansam ve yesem diye. O yüzden nasıl şairlerin iyi şiir yazması için aşık olması gerekiyorsa benim de güzel tarif için gerçekten aç olmam gerekiyor. Bunu da koyduk. Gördüğünüz gibi kıvamı gayet güzel oldu. Hamurun kıvamı da güzel oldu. Şimdi bunu kek kalıbıma koyacağım. Kek kalıbımı önceden hazırlıyorum. Şöyle ve içine ekliyorum. Spatula gibi bir şeyle koysam sanırım daha rahat olacak. Şu büyük parçalarını alayım. Zeytinin, pancarın, unun birbirine karışmış kokusu nefis daha pişmeden. Şöyle spatula şuna koyalım. Hiç malzememiz boşa gitmemesi için hepsini güzelce şöyle sıyıracağım. Sonra bunun içine böyle yerleştiriyorum. Kalan en sonda alayım ve gelsin bizim antioksidandan yüksek ekmeğimiz. Hep bunları yapıp buzluğa atabilirsiniz, dilimleyebilirsiniz. Sonra da ihtiyaç halinde yoğun zamanlarınızda yanınıza alırsınız işe giderken, eve gelince. Hep diyorum kiloları üzerimizde taşımaktansa yemeklerimizi yanımızda taşımalıyız. Her şeydeki hiçbir şeyi ziyan etmedik. Atıksız mutfakta. Bunu da böyle güzelce yerleştirdikten sonra istediğiniz tohum otunu, yani tohumu, bitkiyi üstüne serpebilirsiniz. Ben buna susam yakıştırıyorum.
çörek otu da çok güzel oluyor. İkisinden de şöyle birazcık ekleyeceğim. Biraz da bundan. Ve şimdi kekim önceden ısıtılmış fırında pişmeye hazır.